Yabancı para tarafında da aslında KRT, Türkiye odaklı serbest döviz fon. Ben bu fonu çok beğeniyorum ve seviyorum da, anlatıyorum da uzun zamandır. Yani çok kısa bir şeyi var, vadesi var içerisindeki kağıtların. Ve bu kısa vadeyle beraber aslında o volatilite, döviz cinsinden volatiliteyi çok fazla görmüyoruz. Mevduat üzeri getiri sağlayan döviz cinsinden, dolar cinsinden, ama aynı zamanda da volatilitesi de çok fazla olmayan bir fon. Yanlış hatırlamıyorsam yıllık getirisi %9 civarıydı dolar bazlı. Evet, şimdi bu çok önemli bir ürün. Özellikle de içinde bulunduğumuz durumda bence mevduata oranla en cazip getiriyi sağlayan ürün. Şimdi risk rakamı 4 görünüyor ama o biraz yanıltıcı. Çünkü bu tabii dolar olmasından dolayı hesaplamalar ona göre yapılıyor. Aslında bu mevduat muadili ve çok düşük riskli bir fon. Yani o bakımdan risk katsayısı yanıltmasın. Bu ürünümüzü biz daha önce biraz daha uzun vadeli Eurobond'ları kullanırdık. Ama müşterilerden gelen talep üzerine tamamen mevduat muadili olarak algılanacak şekilde yönetmeye başladık bundan yaklaşık bir sene önce. Yani bunun dürasyonunu bir yılın üzerine çıkarmıyoruz. Volatiliteyi düşük tutmak için kısa vadeli kağıtlarda kalıyoruz. Yani bu faizlerdeki iniş çıkışlara oynamak için değil, mevduat muadili yüksek getiri elde etmek için yönettiğimiz bir fon. Şu anda Yabancı para cinsinden evet, mevduat. yani bu Türk Eurobondlarına ağırlıklı yatırım yapan bir ürün. Hani en azından %80 yerli ihratçı kağıtlarını tutmak zorunda. Küçük bir miktar yabancı ihratçı kağıdı da tutabiliyor. %20'yi geçmeyecek şekilde. Tamamen sabit getirili ürünlerden oluşuyor. Ortalama vade bir yılın altında, volatilitesi de çok düşüktür. Şu anda tabii TL mevduattaki baskılama ortadan kalktığı için TL mevduat aslında para piyasası fonlarından çok da farklı değil. Hani demin konuştuğumuz ya, tabii büyük para olursa iyi faiz alabiliyorsunuz, küçük para olsa alamıyorsunuz TL'de. Ama hani neticede o kadar uzak değil para piyasası fonları mevduattan. Halbuki burada bu ürün mevduattan çok uzaklaşabiliyor. Çünkü mevduat hala Türkiye'de yani regülasyondan dolayı dünya piyasasına göre düşük faiz veriyor. Hani bugün Amerika'da dolara aldığınız getiri %5-5,5 aralığında. Halbuki bunun hiçbir bankada hangi montan para plase ederseniz edin bunun yanına bile yaklaşmanız mümkün değil. Halbuki bu üründe bizim getiri olarak yılda %6'yı hedefleyebiliyoruz. Tabii Onur Bey'in dediği gibi geçmişteki getiri aslında bunun üzerinde oldu. Çünkü faizler düşerken ister istemez onun bir arkadan verdiği rüzgar oluyor. Yani yıllıklandırılmış getiri yükselmiş görünüyor. Ama portföyde tuttuğumuz kağıtların şu anki getirisine bakarsak net %6 civarında bir getiri var bu fonda ve mevduatın oldukça üzerinde. Dediğim gibi volatilitesi oldukça düşük. Ağırlıklı yerli banka ve şirketlerin kağıtları var. Bir miktar hazine kağıdı da taşınabiliyor. Bu da yine günlük likiditesi olan hani T artı 3 hani parayı anında sokabiliyorsunuz. 3 gün vadeyle de geri alabiliyorsunuz. Dolar bazında girip çıkılan bir fon. Yani parayı dolar olarak içeri koymanız gerekiyor. Çıkışta da para size dolar olarak dönüyor. Yani tam anlamıyla mevduat muadili bir ürün. Bu da çok eski bir ürünümüz. Aslında bu da yaklaşık yani 10 senenin üzerinde bir geçmişi var. 12-13 senedir faaliyet gösteren bir ürün ve her zaman kendi sektöründe en iddialı fonlar arasında olmuş bir ürün. Şu anda da yine iddialıyız. Hani hem mevduata karşı iyi bir getireceğimizi hem de fonlar arasında sıralamalarda en üstlerde olacağımızı söyleyebiliyoruz. Bu Burada bir de KRT fonunu dolarla karşılaştıralım mı yılbaşından itibaren Onur? evet, onu yapalım hem de onu görmüş oluruz. Hem de aynı zamanda şeyi de söylemekte fayda var. Bu tarz ürünler aslında mevduata alternatif bir şekilde, yani dolar mevduata alternatif bir ürün. Tabii tamamen mevduat gibi değil ama volatilitesi düşük, Ümit Bey'in de söylediği gibi. Oradaki avantaj şu:
Fonlardaki stopaj %10. Mevduattaki stopaj %25. Oradaki şeyden de fark var. Çok fark ama tabii var. Dolarla girmek de önemli burada tabii ki. Onu da söylemek lazım. Bu evet. Yansıttığınız TL bazında getiri sanıyorum, değil mi? Tabii. Evet. Yani tabii, dolar bazındaki o pozitif getiriyi burada da net bir şekilde görüyoruz. Yani evet. Şöyle bir yılbaşından itibaren baktığımızda aslında 18.65, 12.60 desek yaklaşık %6, %5 civarında bir yılbaşından itibaren getiri var. O da çok Ümit Bey'in değerli. Dediği rakam da oydu. Evet, evet zaten yani hani bunun yıllıkta bir bölümü işlemiş faiz. Hani yılbaşında tabii bunun net getirisi de %7 civarındaydı. Hani işte o rakam üzerinden tabii senenin de 7 ayı geçtiği için hani oradan bir %4'lük bir getiri sırf kuponlardan geldi. Kalan kısımda portföy değerlenmesinden geldi. Faizler biraz düştüğü için oradan da bir ekstra getiri elde edildi. Ama geleceğe bakarsak hani ayda %0.5, yılda %6 temposunda dolar bazında ilerlediğini söyleyebiliriz.